elinde toplamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, oradan uzaklaşmamak gerekir diyorsunuz. Yani aslında Sayın Erdoğan'ın haberi olmadan bu açıklamaların hiçbiri yapılamaz diyorsunuz aslında. Peki Bahçeli'nin hedefinde sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi de vardı, İyi Parti de vardı, HDP de vardı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor ki? Sözde Kürdistan çığırtkanlığına sessiz kaldı. 2021 değerlendirmesi yapıyor. Covid-19 virüsünün arkasına saklanıp ülkemizi kötüledi. Döviz kurunu siper yapıp Türkiye'yi yaylım atışını tuttu. Her gelişmeye kulp taktı, milli meselelere yabancı kaldı, milli güvenliğimizi tehdit eden odaklarla içli dışlı oldu diyor. İyi Parti içinse istikametinden şaştı, fikirsizliği, kimliksizliği, hedefsizliği, siyaseti okumadaki acizliği, milli konulardaki mütereddit tavrı, bölücülerle girdiği karanlık ilişki ağları ipin gerçek yüzünü deşifre etti diyor. HDP'ye geleceğiz. Bu değerlendirmeleri bir iktidar ortağının değerlendirmeleri olarak düşündüğümüzde şimdi bunları konuşuyoruz, konuşmayabiliriz de ama Sayın Bahçeli'nin sözleri iktidarın yol haritasını da belirliyor çoğu kez. O yüzden ciddiye almamız gerektiğini düşünenlerdenim sözlerini. Siz burada bu açıklamadan ne okuyorsunuz? İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Devletin televizyonundan bir seçim kazanmak için, bir belediye seçimini kazanmak için devletin televizyonlarından teröristlerin mektuplarını okutanlar, teröristleri devlet televizyonuna çıkarıp açıklama yaptıranlar kimler? Bu kişilerin kendileri değil mi? Yani geri kalan her şeyi çöpe atabiliriz burada. Millilikten bahsedenler, yerlilikten bahsedenler, terörle mücadeleden bahsedenler aslında terörden medet umarak bir seçimi kazanmaya çalıştılar ve halk en doğru cevabı verdi. Bunun ötesinde bu yapılan açıklamaların hiçbir kıymeti olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde HDP ile ilgili de mesela HDP'ye bir kapatılma davası açtı. Ve Bahçeli'nin işaretiyle bu dava açıldı aslında. Ve diyor ki Türk siyasetine döşenmiş mayın tarlasıdır diyor. HDP Türk demokrasisine kurulmuş tuzaktır. HDP terörün bölücülüğü mihrakıdır. Bu nedenle siyasette varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi hukuk skandalıdır diyor. Ve hani HDP'nin de CHP'nin de bununla birlikte poz verdiklerinden bahsediyor. Siz bir hukukçusunuz. HDP'nin mecliste temsil edilmesi bir hukuk skandalı mıdır? Biz tabii ki şöyle düşünüyoruz. Yani siz bir siyasi parti olarak aynı görüşte olmak zorunda değilsiniz. Zaten bu sebeple farklı farklı siyasi partiler var. Fakat bir siyasi partiyi gerçek teröristleri bir kenara koyarak yani onları devlet televizyona çıkarırken bir siyasi partiyi hukuken de hiç böyle bir bağlantı tespit edilememişken bugüne kadar faaliyette olan bir siyasi partiyi bu şekilde suçladığınızda aslında sadece o siyasi partiyi değil siyasi partiye oy veren milyonlarca kişiyi de aynı şekilde hedefe almış olursunuz. Dolayısıyla burada yapılan sadece bir siyasi partiye yönelik suçlama değil, aynı zamanda o siyasi partiye oy veren milyonlarca vatandaşın da aslında bu seçim sistemine, Türkiye'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bu temsil sistemine dair, Türkiye'nin siyasetinde var olmasına dair bir tehdit oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden evet kapatılma davası var fakat kapatılma davasının açıldığı dönemde zaten bu tartışmaların hiçbiri şeffaflıkla da yapılmadı. Ve buralarda yani terörle açık bir ilişki varsa o zaman zaten yapılabilecek şeyler bellidir. Yine yargısal süreçlerin takibi gerekir. Fakat Türkiye'de zaten bağımsız bir yargı çok uzun süredir ne yazık ki yok. Ama özellikle 2017 değişikliklerinden beri, anayasa değişikliklerinden beri Türkiye'de zaten demokrasinin olduğunu bile söyleyemeyiz. Fakat bunun da ötesinde bir siyasi parti şu an legal bir şekilde faaliyette olan, beğenin beğenmeyin, aynı şekilde düşünün veya düşünmeyin. Ama böyle bir siyasi partiyi bu şekilde hedef aldığınızda, bu şekilde suçlamaya başladığınızda Türkiye'de Kürt sorunu başta olmak üzere demokrasiye dair, insan haklarına dair hiçbir sorunun çözülemeyeceği bir yere doğru sürüklemiş olursunuz. Dolayısıyla bu açıklamalar yani sadece hukuka da değil, Türkiye'nin bütün demokrasisine yönelik bir tehdit. Aynı şekilde Demirtaş ve Kavala ile ilgili açıklamaları da oldu. Cezaevinde olmasını demokrasi yokluğuna bağlayan bir kafa yapısı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır diyor. Bunu aslında sizinle daha önce de konuşmuştuk yayınımızda.
Ve art niyetlidir. Demirtaş teröristtir. Kavala şaibeli birisi olmakla birlikte Soros'un Türkiye üzerindeki hesaplarının takip ve temincisidir. Şimdi bunlar siyasetçilerin kullanacağı sözler midir? Yani bu aslında hukuken ispat edilmiş, hukuken söylenmiş sözler değil ki bunlar sonuçta, öyle değil mi? Bir siyasetçi bunları rahatlıkla söyleyebilir mi bir insan hakkında? Tam tersine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla hem Demirtaş kararı hem Osman Kavala kararı, ayrı ayrı iki karar, ikisinde de şu tespit edilmiş. Mahkeme Türkiye'ye şunu söylemiş ki, bir mahkeme böyle söylemez kolay kolay, ama ben en azından kısaca özetlemiş olayım. Sen Türkiye olarak, yani Türkiye'de yargı kararlarına söylüyor. Diyor ki sen Türkiye olarak sadece bu kişilerin ifade özgürlüklerini, kişi hürriyeti, güvenliği, hakkını ihlal etmemişsin. Bunları da ihlal etmişsin, ama bunun ötesinde başka bir problem daha var diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Diyor ki siyasi amaçlarla sen bu insanları hapse atmışsın ve bu kadar uzun süre hapiste tutmuşsun. Şimdi bu tespit bir mahkemenin tespiti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespiti. Dolayısıyla bizim anayasamızın 90. maddesi var ve orada diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, daha doğrusu Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi kanunların üzerindedir. Kanun hükmündedir bunlar. Dolayısıyla bu bizim iç hukukumuzun da bir parçasıdır. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organı, bir yargı organı. Avrupa Konseyi dediğimiz kuruluş Türkiye'nin kurucusu olduğu bir örgüt. Yani Türkiye'nin işte dışarıdan Türkiye'ye müdahale eden, Türkiye'nin dışında bir yapılanmayla Türkiye'ye ne yapacağını söyleyen bir kuruluş değil. Avrupa Birliği gibi değil mesela. Yani Türkiye olarak biz onun kurucu üyesiyiz ve Avrupa'da insan hakları hukukunun temelinin atıldığı bir örgüt. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tespit edilen iki büyük haksızlık ve bununla ilgili siz o karar hiç yokmuş gibi, hukuk çok net olarak bu suçlanan eylemlerin hiçbirinin aslında suç teşkil etmediğini, tam tersine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu insanların hapse atıldığını tespit etmiş, bunu hiç yapmamış gibi siz tekrar yine o suçlamaları sürdürüyorsunuz. Yani yaptığınız şey aslında bunu söyleyerek yargıya bir müdahale daha yapmak. İşte anayasaya aykırı olan da, suç olan da bu zaten. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, insanları masumiyet karinesine rağmen terörist ilan etmek ve haksız hapiste tutulduğu tespit edilmiş olan kişileri de itibarında daha da sarsacak açıklamalar yapmak. Evet. Şimdi son iki dakikamız. Bu son iki dakikamızda da dün akşama gitmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözlerini biz ilk bölümde konuştuk. Ama size de bir tane bıraktım ben. Bir VTR bıraktım. Onu izleyelim. Onun üzerinden de kısacık bir konuşalım. Yalnız şu da var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki. 5 tane aile. Evet, Amerikan Merkez Bankası'nı 5 tane ailenin yönettiğini söyledi Sayın Bakan. Siz biliyor muydunuz? Yani gerçekten burada bakanın kahkahalarla anlattığı bazı şeyler var. Bu kahkahalar bir yandan da böyle aslında çok artık kimsenin, yani bu kahve muhabbeti derler ya, evet, ona bile haksızlıktır gerçekten. Oralarda da kimsenin inanmayacağı böyle ciddiyetsiz sözler edilmesi, hele ki bu kadar kötü bir ekonomik durumdayken hepimiz. Yani Türkiye'de insanların temel gündemi açlıkken, artık bırakın yoksulluk bile demiyorum, gerçekten açlık hikayeleri anlatıyor, evet, insanlar ve özellikle gençler. Hakikaten yani insanlar çocuğuna bez alamamaktan, mama alamamaktan bahsederken, o onurlarının ne kadar kırıldığını bahsederken o ses titremesi, o bir gencin bir işe giremediğinde, yani çok uzun süre işe giremediğinde hayallerin kırılmasındaki o yani duygusallık, o gözyaşlarını tutamama halini bir kenara koyuyorum. Bir de bakanın kahkahalarla böyle ciddiyetsiz bir şekilde bu tür açıklamalarını diğer kenara koyuyorum. Bu kadar mutlu olmasını, değil mi? Anlamakta ben mesela en zorlandığım şey oldu. Yani bu kadar mutlu olmasını gerçekten anlamakta zorlandım. Hani her gün o halk ekmek kuyruklarını görüyoruz. Her gün insanların, o gencecik insanların midesini suyla doyurmak zorunda kalan insanları görüyoruz. Her gün bu haberleri paylaşıyoruz. Ama bir yandan da gerçekten her şey dört dörtlük diyen, her şey şahane diyen, işte yaptık, başardık diyen
insanlar var karşımızda. Bu da hepimizi şaşırtıyor. Gökçe Hanım, çok teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz Tekan için. Sayın seyirciler, Kadriş'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın saat 16'da tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.